Bazen yaşarken küçülür insanlar, bazen ölürken büyür insanlar. Yaşamın küçüklükleri hayatlarıyla rezilleştikçe rezilleşenler, ölürken ölümsüzleşenler. Rahmetli Nazım Hikmet'in dediği gibi, dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, biz de aynı sözle söylüyoruz. Milli şair Akif'in dediği gibi, gönlüm arzular ebediyeti ama yalnız yaşadım. Öldüğümü kim nereden bilecektir diyordu. Çok kıymetli komutanımız, Soner Polat Paşa'mız Rabbine dönüyor. Bizden bir hüsnü şehadet, bir de helallik ister. Hüsnü şehadet nedir bilir misiniz? Öyle torfille, adamla, arayla olan bir şey değildir. İçinizden gelerek, bütün hücrelerinizi şahit tutarak, evet iyiydi bu adam diyenler. Bazen musallaya bir ölü getirirler. Hakikaten adam sizin duanıza muhtaçtır. Bazen bu musallaya cenazeler gelir. Hakikaten sizin hüsnü şehadetinize muhtaçtır. Ama bazı cenazeler gelir ki, siz onun şehadetine muhtaçsınızdır. Biz sizin hakkınızı koruyamadık, özür dilemeye geldik, güle güle demeye geldik dersiniz. Ben paşam için bugün bu niyetle buradayım. Kardeşlerim, Anadolu kültürünün, bizim Müslüman milletimizin mayasının ruhunda şu vardır. Dünyada 7 adım beraber yolda yürüyenler, aynı yolun yoldaşları, aynı davanın kardeşleri, aynı vatanın evlatları, dünyada 7 adım beraber yürüdülerse 70 yıl ahirette hesaplaşırlar. Bu hakkı bu kadar hassastır. 7 adım yürüyenler 70 yıl hesaplaşır. Ne dersiniz şu Nurhan hanımefendiye, şu Mehmet Muzaffer beyefendiye ve şu kıymetli komutanımıza haklarınızı helal eder misiniz? Ederiz! Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder.